Biz Bize'den herkese günaydın. Günaydın, mutlu hafta sonları. Stüdyomuzda Linet var. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Günaydın. Ne güzel bir sabah. Çok özel bir konuğumuz. Evet. Sabah sabah getirebildik, ne mutlu bize. Teşekkür ederim valla. Bütün çabalarımı ve şeyimi kullanarak sabah erken kalkmak güzel. Fakat bizim işimiz de biraz zor. Evet. Bir de alışkanlık yapıyor ister istemez. Günü biraz ortadan başlıyoruz ama çok fazla uyumayı da sevmiyorum. Yani uyanana kadar evimin içinde uyanmayı seviyorum yani. Böyle bir zaman alır ama sizlerle buluşmak efsane. Teşekkür ederim. Ne güzel. Bir sabah oldu. Hep şey zannediyorlar, sanatçılar sahneye çıktıklarında işte 1.30-2'de, 12.30'dan fark etmez indiklerinde çok yoruluyorlar. Hemen kafasını vurup uyuyabileceğini, bir saat sonra uyuyabileceğini zannediyor. Asla değil mi? Asla. Mümkün tabii ki değil. Çok büyük bir adrenalin. İster istemez çok böyle high bir durumda. Hani her saat böyle düşüşe gidiyor ama yani o yükseliş çok acayip. Sizi uyutmuyor. En az 3-4 saat uyuyamıyorsunuz. Yani sahne artık çok şükür pandemiden sonra erkene alındı bütün saatler. Ben çok mutluyum bu durumda. Sahnede işte saat 10'da, 10.30'da sahne almak benim için fevkalade çok keyifli. Erken bitiyor. Ama ona rağmen yine de işte yine 2-3'ü buluyor ister istemez. Ne yaparsınız? Yani gündemi mi takip edersiniz eve gidince, yoksa gazeteleri mi okursunuz, internetten bir şeylere mi bakarsınız? Valla işten sonra ya da çorbacıya mı gidersin? Yani mesela o ritüel de çok önemli benim için. Mesela çorba çok önemli. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde 7/24 açık olan bir restoran veyahut da çorbacı diye bir kültür yok. Dolayısıyla ben Türkiye'nin bu kültürünü çok çok seviyorum ve çok benimsedim. Yıllardır bunu yapıyoruz. Ondan sonra kolajen eksikliğimizi de o şekilde gideriyoruz. Belli zaten kolajene hiç ihtiyaç yok. O çorbalardan olmuş bence. Kesinlikle. Ben eczaneden almıyorum açıkçası. Ne güzel. Sürekli. Buradan duyurulur onu. Ben çok seviyorum. Ayak paça falan böyle. O ilikler falan. Bence çok sağlıklı. Yani doğal bir besin. Neyse ama işte o ritüel var. Ondan sonra eve geldiğimde muhakkak banyomu alıp kitabımı alıp yatağa girerim. Çünkü kitap okumadan uyumayı sevmiyorum. Yani muhakkak 1-2 sayfa okuyup öyle uyurum. Ne güzel. Öyle. Harika. Dualarımı ederim. Şükürlerimi ederim tabii ki. Ne güzel. Çünkü çok kolay bir iş değil. Baktığınızda İnsanlar sizden inanılmaz büyük bir beklentisi var. Ve o beklentiyi karşılamak, o alkışı, o coşkuyu sağlayabilmek birçok alanda, işte ekiple ayrı, sesçiyle ayrı, ışıkçıyla ayrı, insanlarla göz teması, repertuar falan derken benden çıkıyorum. Ama güzel, keyifli. Evet, Linet, bir özet geçelim. Şimdi herkes seni tanıyor. Tanınma bir durum yok ama çok güzel bir, çok meşakkatli ve çok başarılı bir buralara gelişim var. Bir de bir o kadar da, ne kadar genç olsan da gerçekten şimdi söylesek diyeceksin ya 30 yıl dese yok artık falan diyecekler. Hı. Evet, çocukluğundan beri, 5 yaşından beri gelen bir hikayem var. Biraz geçmişe gidersek her şey 500 ailenizin kökeni 500 İspanya'dan Türkiye'ye gelen Musevi bir aileden geliyor değil mi? Evet. O zamanlar. Ondan sonra anne Bursalı, baba Musevi İstanbullu. Asalı, İstanbullu. Tam oralarda. Kumbaracı yokuşunda. Kumbaracı yokuşu. Çok anlamlı. Harika. Tabii. İş yerim oradaydı. Orada oturuyorlar mıydı? Orada yaşıyorsun. Sen Kumbaracı yokuşunda oturuyordu. Bakara mağazasının da müdürüydü. Çok ilginç. Meşhur. Yıllarca köşedeydi orası. Tabii. Evet. Dolayısıyla İstanbul, Bursa. Yani çok haşır neşiriz. Yani her zaman hikayelerden olsun. Ondan sonra çocukluğumuzda buraya gelip sürekli işte ziyaret etmemiz, en sonunda buraya kök salmam çok
Muhteşem. Değişik 70'li oldu. Yıllarda işler kötü gidiyor. Tekrar İsrail'e gidiyor. Orada sen doğuyorsun galiba. Evet, yanlış mı? Evet, doğru. Sen doğuyorsun. Sonra işler toparlanınca tekrar İstanbul'a geliniyor. Babam işte babam vefatından sonra annem geri gelemiyor. 3 tane çocukla evet. İsrail'de kalıyor. Biz orada büyüyoruz. Abim ablam mesela Türkiye, Bursa doğumlu. Hmm. Ben bir tek İsrail doğumluyum. Ondan sonra orada işte bütün eğitimi aldıktan sonra, askerliği yaptıktan sonra Türkiye'ye bir gelelim oldu ama nasıl oldu? Bir tatilde yine Orhan Gencebay'la tanıştırılıyorum ve derhal bir albüm. Dedim ki daha okulum var, daha askerliğim var, nasıl geleceğim? Onları hallettikten sonra 1-2 yıl içerisinde Türkiye'ye geri döndük. İstanbul'a bir geliş yaptık. Geliş o geliş. Orhan Gencebay'ın ilk albümün Orhan Gencebay'dan evet. çıkıyor. Fakat orada bir hikaye var. Sen askerlik dedin. Şimdi seyircilerimiz bilmiyor olabilir. İsrail'de kadınlar askerlik yapıyorlar. Evet, böyle bir evet. Fakat senin bir askerlik hikayen var. Sen nasıl girişinle çıkışın bir oluyor. Evet. Şanslıdansın çok, değil mi? Çok, çok. Onu bir anlatır mısın? Valla 2 yıldır ondan sonra ama... Başvuruları yaptığım zaman ilk talim terbiye döneminde işte çok fazla kız var. Gitmek isteyen veyahut da bırakmak isteyen hem sebebini hem de ondan sonra ben orada bir şeyler uydurdum açıkçası. Olmak istemediğimi söyledim ve gerçekten tezkeremi verdiler. Ve yıllar yılı sürekli geçişi İsrail-Türkiye geçişini tezkeremle sağladım. Açıkçası yani bir buçuk yıl erkene alındı benim Türkiye'deki kariyerim yani erkenden kısmet davranmış oldum. İşte her şey bir kader. Orhan Gencebay o olaylar askerliğin orada izin vermesi senin yolculuğuna başlar. Peki anne aslında anne sahnelerde. Tabii İsrail'deyken Leyla ve Linet ekibi olarak anne kız ben işte o zaman küçük Ayşecik vardı. O Ayşecik'ten esinlenerek öyle bir ünüm vardı. Yani çocuk şarkıcı olarak annemle birlikte aynı sahneyi paylaştık yıllar yılı. Türkiye'ye geldikten sonra kızım dedi burası dedi biraz daha fazla büyük bir okyanus dedi. Bu havuz değil. Ben arkanda duracağım. Şarkı söylemeyi de bıraktı. Çok ara ara böyle bir sahnede bir harbi yaptık. O da yani tamamen anma gecesi gibiydi. Geçen sene annemi de kaybettim. Teşekkür ederim. Başın sağ olsun. Çok zor. Bu kadar iç içe yaşayıp da her şeyi paylaşıp da yani iyi günü kötü günü ev geçimini ondan sonra şöhreti her şeyi annemle paylaştım hayatım boyunca ve şimdi gerçek yok yani. Peki isminizin gerçekte o galiba yok olmak. İsminizin anlamı ne? Linet bir bütün demek. Babaannemin adı Luna. Luna ay demek. Oradan geliyor. Rahmetli babam da annemle istişare ederken isim üzerine annemin adı olsun istiyorum ama dedi. Yani Luna sanki böyle daha fresh bir isim mi bulsa o zaman bile o düşünülüyordu. Linet olsun dedi daha böyle. İsmim de Linet oldu. Peki anne, şimdi Bursa doğumlu ve Bursalı iki vatanlı gibi miydi? Yani hani hangi tarafa vatan özlemi çekerdi anneniz? Tamamen Türkiye. Yani hiç İsrail'i bilmiyorlardı tabii ki. Hı hı. Burada büyüdüler. İşte altı parmaklıyız biz. Bursa'da şimdi 23 Haziran'da ilk açık hava Bursa Kültür Park'ta konserim olacak. Diyorum Allah'ım yarabbim nasıl yani... Nasıl bir şey olabilir? Ben bunu ayarlasam olmaz. İlk açık hava konserlerim 23 Haziran'da Bursa'da başlıyor. Aa, çok ilginç. Ben bunu bir anma gecesi olarak da yapmak istiyorum. Annemin işte ekranda resimleri, hikayemiz, Bursa'dan gelişimiz her şeyi orada işlemek istiyorum. İnsanlar şarkıları dinleyince arkadan da olayların hikayesini de görsün, okusun aynı zamanda istiyorum. Çok benim için çok büyük sürpriz oldu.
Ondan sonra dolayısıyla yani annem bizi çok Türk örf adetlerine göre büyüttü. Biz İsrail'de okula giderken, kreşe giderken öğretmenimizin elini öperdik. Onlar hiçbir anlam veremiyordu buna. Neden? Biz böyle büyüdük, böyle biliyoruz. Yani büyüklerimize olan saygımız, evdeki duruşumuz, işte ayakkabı çıkarıp girmek, öyle bir şey yok. Herkes ayakkabısıyla giriyor, herkes. Ve biz şaşırıyorduk yani, çünkü biz böyle büyüdük. Arkadaşlarım zorlanırdı bana geldiklerinde. Aa, Aman bir yere dokunmayalım da kırılmasın, evet. kirlenmesin. Annem de çok titiz ve temizdi. Ayakkabı da dışarıda çıkarıp girmek nasıl yani falan. Biz birçok şeyi farkını sonra anladık. Ne kadar çok farklıyız. Ve o kültürü gerçekten bir süt emercesine bize transfer ettiği için inanılmaz çok minnettarım anneme. Türkiye'ye geldiğim zaman mesela hiç yabancılık çekmedim. Aa, ben buraya aitim. Çünkü hep bunu gördüm, bunu Buradaki her şey zaten görmüşüm. öyle. Gerçeğe de geliyorsun. Dolayısıyla annem gerçekten bizi Türk oğlu Türk büyüttü, yetiştirdi. Ve Türkiye'ye geldiğim zaman çok rahattım. İsrail'den de tabii ki orada büyümenin, o kültüre sahip olmanın. Çünkü İsrail'de doğup büyümek, yani bin bir çeşit kültüre, mutfağa, dile, Evet. müziğe sahip olmak demek. Yani o doğanda var oluyor. Çünkü dünyanın her yerinden gelen Museviler orada toplanıp kültürüyle, ondan sonra müziğiyle, yemeğiyle, mutfağıyla, her şeyiyle orada. İşte arkadaşlarımız okulda, ben Türk'üm, o Faslı, o İranlı, o işte Almanlı, Avrupalı falan. Herkesin böyle bir şeysi var. Yani dolayısıyla kültürler iç içe büyük bir zenginlik yarattı benim hem damağımda, hem kulağımda. Onun için altı dilde konuşuyorum, altı dilde şarkı Onu söylüyorum. söyleyecektim. Evet. İnanılmaz bir zengin. Yani kendini zengin hissediyorsun değil mi? An, Altı dil ne es, esas o demek? anlamda. Hani kültür sanat anındaki zenginlik dünyada hiçbir şeye bedeli yoktur. Benzer, Yani evet. muhteşem bir şey. O yüzden de Evet. altı dil. İstediğin gibi de iki kültürü de almışsın. İster Amerika'ya da gittiğinde de Japonya'ya da gittiğinde her şeye hakim olabilecek bir Hakim durumdasın. olabiliyorsun. Yani bu, ilk başta anlamıyorsunuz tabii. Yani bazı şeyleri kavramak, anlamak gerçekten zaman alıyor. 20'li yaşlar, 30'lu yaşlar öyle geçiyor. 40'lı yaşlardan sonra Anlıyorsun. hem kendinizin farkına varıyorsunuz, hem çevrenizin yani kıymet daha çok biliniyor. Tabii ki uyanana, uyanabilene, fark edebilene. Farkındalık çok büyük bir hediye. Allah herkese nasip etsin. Seni ama müzikten uzak tutmaya çalıştı ilk başta değil mi? Dayanamadı sonra mı? İkna ettin sen. Öyle mi hatırlıyorum? Okudum bir yerde. Yani müzik yapmanı ilk başta istemiyordu. Sahneye çıkmanı istemiyordu diye Annem hatırlıyorum. mi? Evet. Yok, her zaman Hep destekledi ha. direkt suya Aa, attı okey beni. o zaman harika. Doğar doğmaz yani hiçbir şekilde tereddütü Peki yoktu. abinle ablan? Abim ablam abim evlenmişti, ablam evlenmişti. Fakat ben bugün onun vicdanını da yapıyorum. Çünkü annem onları terk etmiş gibi o hissettiler. Mesela bugün biz konuştuğumuzda abim dedi ki, ben yıllar yılı yalnız bayramları kutladım. Çok yalnızlık çektim. Annemi aradım. Çünkü gerçekten onun da yaşı yok. Bir anneye ihtiyacın bitmiyor. Doğru. Ve annem her şeyini bana adadı. O kendi hayalini, Sen de gelmek oralarda. istediği yerleri benimle beraber hayata geçirdi. O da farklı bir olay. Tabii ki her şeyde denge. Denge. Bir şeyleri yaparken bir şeyleri eksik kalıyor. Yani Evet, hayat böyle bir şey maalesef. yani. Evet. O, ben hiçbir şeyi eksik olarak görmüyorum artık. Çünkü her şey bir
eğitim, bir imtihan, ne bileyim ben, çıkarabileceğimiz bir ders sonuçta. Her şey olması gerektiği gibi aslında. Oluyor. Oluyor. Tabii. Yani. Aynen öyle. Sisteme inanmak, güvenmek gerekiyor. Evet. Aynen. Evet. Bir şarkı dinleyelim. Devam dinleyelim. Edelim sonra. Olur. Neler evet, dinliyoruz? Ne söylemek istersin? Vallahi çok güzel hazırlıklar yapmışsınız. İyi, hadi o zaman. Benim için no problem. İhtimal. Ne geliyor? İhtimalle geliyoruz. Hadi bakalım. Teşekkür ederim efendim. Çok mert. Alışkanlık işte, görüyor musun? Çok istiyordum. Evet, Hakkı Yalçın sözü. Müziği Serkan Balkan. Evet, meslektaşımız, sevgili abimiz Hakkı. Aynen. O da bu binada. Kemancı başımın tacı. Evet, kemancı başımın tacı. O şarkıyla başladı. Çok inanılmaz patlayan bir şarkıydı o dönemlerde, 80'lerde. Annem de o şarkıyı her gece çıktığı gazinoda, o zaman da gazinolar vardı İsrail'de. Evet. Aynı Türkiye'deki gibi Çakıl, Bebek falan isimleriyle Maxim. Aa, tabii. İsimleri de aynı. Aa, ben Maxim'de çıktım. Çıkmadım demeyeyim yani. Çok İsrail'deki güzel. Maxim'de çok çıktım ben. Ondan sonra en az 4-5 kez bu şarkı okunurdu.
O kadar çok istek alan bir şarkıydı. Ve annem o şarkıyı sahneye şimdi anons ediyor bu şarkıyı. Herkes bekliyor, bir bekleyin işte. Size bu akşam dedi sürprizim var. Bu akşam bu şarkıyı dedi kızım okuyacak sizlere dedi. Şimdi herkes bir kızını bekliyor. Geldi cüce. Ondan sonra 5 yaşında gerçekten küçücük bir çocuk mikrofon. Bu şekilde evet. Böyle duruyorum. Ondan sonra o tutuş da o tutuş. Bir daha da bırakış. Çok güzel. Muhtemelen ondan dolayı öyle tutun olabilir, almasınlar diye. Almasınlar diye de. Nasıl bir kuyruk oluştu? Size anlatamam. Kuyrukta insanlar ATV'ye para yatırmak için. O zaman da o da bir modaydı. Ondan sonra böyle taçlar yapılıyordu. Böyle kolyeler falan. Herkes sıraya girdi resim çektirmek için. Böyle bir alkış kıyamet. Ne güzel. Ondan sonra biz tabii annem bunu görünce dedi demek ki doğru anlamışım ben. Çünkü haberler geliyordu okuldan falan. Bize şarkı söylüyor diye. Ondan sonra birer şarkı. Ondan sonra program. Ondan sonra onun yanında sürekli biz artık bir ekip olduk. Annem pesleri, ben tizleri falan. Çok güzel. Hep sanat müziği üzerinde. Çok güzel bir repertuarım vardı. Gerçekten. Ama hep ağır şarkılar değil mi? Belli bir yere kadar. Belli bir zamana kadar. Şimdi Türk sanat müziği hiçbir zaman çok ağır değildi. Ben zaten çok ağır ne arabeskte ne böyle giderli şarkıları seviyorum ben. Ya öyle de çaldırıyorum, öyle de okuyorum. Mesela repertuarımız şarkılardan fal tuttum. Bir sevgi istiyorum, gündüzüm seninle, gecem seninle. Kemancı başımın ta hep Muazzez Abacılar, Zeki Müren, Bülent Ersoy. Hani bunlardan feyiz alarak 80'lerde Bülent Ersoy ilk İsrail'e geldiğinde en öndeydim. Rahmetli Bergen de kadrodaydı. Böyle tutundum şeye. Bak çok güzel. Sahne falan. Hani o kadar şanslı hissediyorum ki kendim yani. O dönemde de bir şeylere şahit olabildim. Ya o kadar belliymiş ki aslında müzisyen olacağınız. Yani evet. Çocuk yaşta 5 yaşında tabii. Ne demek 5 yaş, çok ciddi bir peki rakam. O dönemde seni onlar gelenler seni sahneye çıkarttığında da sonradan da bu Türkiye'ye geldiğinde yıllar sonra o kız benim dediğin tabii, oldu mu? Oldu. Kim? Ferdi Özben. Rahmetli. Tabii. Bir anlatır mısın hikaye nasıl? Bizim çıktığımız bir kulüpte çok güzel bir denizin üstündeydi. Palet'ti adı. Ferdi Tayfur, Tüdanya ve Ferdi Özben gelmişti. Ondan sonra biz tabii orada zaten çıkıyorduk. Sanatçısı olarak zaten gidip şey yapmıştık. Annemi herkes tanıyordu. Evet. Uysuz Virjin. Seyfi ondan Dursun, Seyfi'yle ha. Çok örgü yapmışızdır, yemek yapmışızdır. Çok güzel günlerimiz geçti. Yani Türkiye'den İsrail'e gelen her sanatçı, her müzisyen muhakkak bizden geçmesi gerekiyordu. Çok güzel. Annem herkese sahip çıkıyordu. Allah korusun işte patronlar... İşte pasaportlara el mi koyacak falan, annem hemen gider racon keser. Çok güzel. Ondan sonra dolayısıyla bugünkü bütün müzisyenler dedeleriyle çalıştım, dedeleriyle yetiştim. Onların torunlarıyla falan sahne alıyorum. Çok güzel. Enteresan bir şekilde. Peki bir şey soracağım. Buraya gelmeseydiniz eğer, yani Türkiye'de bu kadar parlamasaydınız, yıldız olmasaydınız, bu bence İsrail'de de olurdu zaten değil mi? Ben İsrail'de çok büyük bir kariyer bırakıp geldim Türkiye'ye. Orada zaten var olan bir kitle vardı. Öncelikle Türk kitlesiydi. Ondan sonra ben Türk müziklerini İbranice tercüme edip yazmaya başlayınca daha büyük bir kitleye ulaştık. Ben 18 yaşında orada 100 bin adet kaset satmıştım. Vay. 6 tane mi 8 tane albüm var değil mi İbranice? Evet, orada. İbranice, yani Türkçe müziklerle falan. Yani ben orada zaten çok güzel bir oluşum vardı. Yıllara dayanan bir kariyer vardı. Tabii orada kalsaydım daha da
farklı bir yere muhakkak gelirdi ama. Burada kolay oldu mu? Buraya geldiniz böyle birdenbire her şey kolay olup önünüze açıldı mı yoksa zorluk çektiniz mi? Şimdi çok enteresan. Çok büyük bir liste ve sıra vardı Orhan Gencebay'ın şeyinde, şirketinde. Volkan Konak bekliyordu. Işın Karaca bekliyordu. Yani onlar bayağı bir zaman bekledi. Orhan abi benim albümüm çok hızlı çıkardı. Bir şekilde yaptı ve piyasaya çıkardı ve gerçekten 1,5 milyon falan satmıştı. Evet. Çok büyük bir patlama. Yani ben bir gecede meşhur oldum. Vay. Evet, bir sene çalıştık albüm için ama bir gecede meşhur oldum. Gecenin Rengi, Mehmet Ali Erbil, Çiğdem Tunç. Evet. Orada ilk defa Batsın Bu Dünya'yı okudum. Gerçekten Türkiye bir uyandı. Bu Linet kim? Rahmetli Müzeyyen Senar bile Orhan Gencebay'a bu kızı nereden buldun? Nereden geldi mi diyor. Bu nasıl bir şey? Güzel. İşte güzel. Herkes çok çok merak etti. İlk çıktığım yere de herkes teşrif etti. Çiçek yolladı. İbrahim Tatlıses 95'inde hemen programına davet etti. Yani böyle şahşahlı bir olaydı başladı. Yani. Çok güzeldi ama tabii birilerin yerini mi alacaksın, bir şey mi yapacaksın, ekmeğini mi karışacaksın? Yani böyle bir korku vardı demek ki. Bir de benim annem fazla korumacıydı. Her yere çıkartmıyordu. Çok dikkatli ilerlediği için tabii bizim orada çok hızlı bir şekilde piyasaya girme durumumuz yoktu ama çok meşhurdum. Hani meşhurluk başka, bu başka. Bu başka, evet. Bir şey. Evet. Bu şeye benziyor. Stüdyo sanatçısı, sahne sanatçısı gibi. Aynen öyle. Dolayısıyla o dönemi ben büyük bir ders olarak, büyük bir büyüme süreci olarak algılıyorum. Bugün baktığımda o da olması gerekiyordu. Çünkü ben gerçekten çok küçük geldim. 17-18 yaş ne anlarsın? Yani evet. Bir şeyleri oturduktan sonra insanın hayatında, beyninde o olgunlaşma süreci kimine göre 5, kimine göre 30 sene. Ama ondan sonra da tadından yenmiyor. O kadar lezzetli oluyor ki. Evet. Hadi bir şarkı da. Hadi. Şimdi evet. Ne geliyor gelsin acaba? Uzak. Bir yol daha var, dönmekte yasak, deryaya yakın, dünyadan uzak, deryaya yakın.
çaresizim, hem günahkar. Sen beni bu şehirden kurtar, bir yer bulalım dünyadan uzak. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Teşekkürler. Sağlık, harika. Bu da canlı bir performansta. Artık albüm daha az yapılıyor. Çünkü insanlar da bence çok aydı olaylara. Hani canlı performans, stüdyo performansından ne kadar değişik olabileceğini. Artık olay senfoniye girdi yani. O kadar seviyorlar. Evet, evet. Ama canlı kadar güzel bir şey olamaz yani. Harika. Siz çok playback'i de sevmiyorsunuz zaten konserlerinizde. Ben konserlerimde playback yapmıyorum. Hiç yapmıyor kuralı evet. Zaten. Yani altyapıları bile zor. Daha yeni başladık altyapılarına. Yani insanlar sakın ha biz burada bir playback yapıyoruz gibi düşünülmesin diye, ama büyük sahnelerde altyapılar destekli önemli. Bu playback değil. Altyapı sadece güçlendirme, yani bir şey yaptığınız zaman, bina bile kurduğunuz zaman o güçlendirmeyi yapmanız gerekiyor. Sahnede de onu yapmaya başladık ve çok keyifli oldu. Benim hoşuma gitti. Linet, hayatında iki tane dönüm noktası var. Bir tanesi Eurovision'a katılıyorsun, eleniyorsun İsrail adına. O belki sana bambaşka bir yere taşıdı. Bir tanesi de ticarete atılıyorsun, batıyorsun ve içinden bir Linet çıkıyor, 40 kilo veriyorsun. Evet ya, o ya, en çok merak ettiğim bölüm o. Evet yani. Bunun ikisiyle ilgili biraz konuşalım ya. Vallahi o nasıl çok enteresan. Peki ticaret şey miydi, yemekle alakalı mıydı, niye? AVM'de gezerken. O dükkan benim ilgimi çekti. Rengarenk çocuklar gidiyor geliyor böyle okuldan çıkıp, çok hoşuma gitti. Dedim ben bu yöne mi kendimi şey yapayım. Ticarete de atılmak istedim. Tabii elime, gözüme, yüzüme, her yerime. Yani maddi manevi ulaştırdım canım. Şey yok ama gerçekten batmadan, ondan sonra yere böyle çakılmadan hiçbir şey öğrenmiyor insan hayatta. Dolayısıyla... batmak, iflas etmek iyi bir şey. Ondan sonra öyle bir deneyimim oldu. Eurovision'a hatta bu ikinci. Mesela X Factor bu son. Evet. Benim 1993 yılında da katılımım var. Evet. Hatta annemle birlikte. Ondan sonra orada da eğlendim. Bunda da ben bir şey yapayım dedim. Kaç sene, 30 sene sonra bir daha. Tabii 93-23. Evet. Düşün. Evet. 30 sene sonra bir daha bir denememiz oldu ama o deneme başka bir denemeydi. Şimdi büyük sahne hayal ettim. Dünya çapında bir sahneyi hayal ettim. Ondan sonra rüyamı 93 yılındaki Linet başka, bu Linet'i görmelerini istedim. Bir de en önemlisi konfor alanımdan çıkıp başka bir şey yapmak, değişik bir şey yapmak. Tabii önce size herkes deli der. Sonra dahi olduğunuz ortaya çıkar. Bence çok önemli bir şey ya. Ataklar yapmak. Bir sahne sanatçı için aynı yolda yürümek değil de tabii ki onu yaparken her zaman böyle her şey çok güzel, çok iyi, çok güzelce böyle, öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok yani. Biraz da haldır huldur yürümek lazım. Korkmamak lazım. Düşmekten de korkmamak lazım. Ben hep ondan korkmuşum ama baktığınızda doğduğumuzdan beri aman çocuğum düşme. Doğru. O kelime böyle burada olduğu doğru. İçin bilinçaltında sürekli düşme. O aslında yürürken düşme değil, her anlamda düşme. Her anlamda. Ya düşmeden de olmaz, olmaz ki. Herkes kendi tecrübesiyle. Benim yeğenlerim var. Benim annemin bana yaptıklarını ona yapmıyorum mesela. Bırakıyorum. Ben anlatıyorum. Tecrübemi anlatıyorum ama benim tecrübem sende başka işler. Hı hı. Belki o büyük bir başarıya getirir seni. Yani bilemezsin ki. Herkes kendi tecrübesini yaşasın. Yaşadıktan sonra kendi kararını versin.
Şeye dönmek istiyorum ama ben o biraz üstü kapalı geçtik konuyu. Şimdi siz İsrail'e dönüp ticarete atıldığınızda sıkıntılar yaşadınız, battınız. O sizde bir depresyona da yol açtı. Ve Tabii. depresyonla birlikte... Çünkü şarkı söylemeyi bıraktım. Yani çok kilo aldığınız bir dönem o değil mi? Yani oradan başka bir kadın yarattınız aslında Tabii. siz, değil mi? Evrim değil, devrim. Her manada, her anlamda. Şimdi benim Türkiye'deki mesela en yüksek kilom 70-72-4 olsun. Ben İsrail'e gittiğim zaman o dönemde neredeyse 90 kiloya yaklaştım yani. 100 kilo olmadım hiçbir zaman ama 90 kilo oldum. Ondan sonra birçok diyetler yaptım. Onu ayırdım, bunu ayırdım. Yindim, iki misli aldım falan. Ve akordeon gibi bir hayat. Sürekliliği yok. Gerçekten çok can sıkıcı. Birden ya perde giyiniyorsun veyahut da fit giyiniyorsun. Hala o endişeler var. 20 yıldan beri kilomu korumama rağmen o endişelerim var. Ama o radikal olayı tabii ki bir müdahaleyle elde edebildim. Zor bir süreç. Çünkü onun birkaç tane olayı var. Ben çok tecrübelendim o yolda. Ama şahane olmuşsunuz. Şahane Evet, oldu şahane. ama işte dediğim gibi bir şeylerin bedelini ödemeden şahane olamıyorsunuz. Her şeyin bir bedeli var. Çok iyi bakmak gerekiyor. Yani ekstra kendinize bakmanız gerekiyor. Bunu yaparsanız da gerçekten üstesinden gelmeyeceğiniz bir şey yoktur. Zayıflayabiliyorsunuz da, sağlıklı da kalabiliyorsunuz. Her şey bir arada. Yani depresyona girmek de kötü bir şey değil. Tabii Onu canım. konuşmuştuk. O kötü, yani şimdi korku insanı her zaman diri tutar. Ama o korkuyu biz yaratıyoruz. Korkmayı bıraktığın zaman o korku zaten nerede korkacağını bilmek. O da bir denge. En iyi dönemimdeyim diyor musunuz bir Tabii kadın canım. olarak? Her türlü. Yani düşüncede, görüntüde, ondan sonra her şey, her anlamda kendimden gerçekten çok razıyım ve çok mutluyum. Bu arada Linnet'le yemek yemek inanılmaz tehlikeli. Çünkü tabağın yarısını biz geçen gün diyor tabağın o kadar keyifli, o kadar yemeği, o kadar yedirmeyi seviyor ki tabağın yarısını ben yedim. Böyle de paylaşıyor. Kendisi yemek için masamız geçiyor. Ama muhteşem, o kadar tatlı, o kadar keyifli sohbeti ve yemeği var ki yemek sofrasında harbiden bunu nasıl koruyor mucize yani. Siz Siz yapar yalan. mısınız yemek peki? Tabii ki. Yani benim en büyük hobim yemek yapmak. Çünkü mesela ben israf sevmiyorum. Ve annem bizi böyle yetiştirdi. Bence şimdi her yetiştirdiğinle kalmak değildir hayatta. Tabii ki sonra bu olur, bu olmaz. Onları kendine zaten hayatta alıyorsun. Bu kalsın, bu gitsin. Ama israf konusu gerçekten benim en böyle zayıf noktam. Dolayısıyla bana gelen misafire önce ne içersin değil, önce ne yersin? Aç mısın, tok musun? Hatta tok musun da demem, direkt yemeğe girişiyorum. Muhakkak böyle bir şey, ikramlar, bir şeyler. Benim meşhur bir tane kekim var. O kek olacak. Ondan sonra yemek pişirirken de çok uydurmasyon. Ne varsa elimde. Hani mesela dünden kalan söğüş kestiğim biberler hemen oraya, onlar böyle bir salata olur. Bir kızart gibi böyle muhakkak bir şey uydururum. Yemekten de çok iyi anlarım. Gittiğim yerlerde muhakkak değecek olan şeyleri böyle cımbızla çeker alırım. Dünyada gittiğim zaman mesela anlamadığım zaman deliririm. Hemen çevirici. Şimdi çok güzel bir tane şey de var. Evet. Tutuyorsun. Görüntüyorsun yani, çeviriyor. Tık, anında çeviriyor. Bazen kala kalıyorsun. Ne kadar İngilizce bilsen de bir sürü sosu var, o var, ne bilemezsiniz. Hemen onu çeviriyorum. Bakmam lazım. İyicene bilmem lazım oldu ve hepsini denemem lazım. Şimdi İtalya'dan geliyorum. Rezillik ya. Gerçekten. Tövbeler tövbe. Şimdi ben denemem lazım. Ama o deneme sürecinde birkaç tane bir şey söylediğiniz zaman garson da böyle bakıyor. Hepsini yiyecek misiniz? Haklı. Evet. Çünkü o da israftan yana değil. Ondan sonra ama ben ya
iyi değilse ya tabii aklımda bir kalacağını şey, midemde kalsın. Bir bakayım şimdi deniyorum. Bu oldu olmadı falan. Keşfetmeyi çok seviyorum. Ama doğuya daha gitmedim. Uzak doğuya çok gitmek istiyorum bir taraftan. Açık mısın her şeye? Şunu yemem dediğin bir şey var mı? Tabii. Çok aşırı derecede tasvip etmediğim yemekler var tabii ki. Ondan sonra istersen oraya girmeyelim. Sabah sabah gideceğiz. Daha çok yediklerim. Yeşilliği çok seviyorum, sebzeyi çok seviyorum. Eti seviyorum, bu balığı daha da çok seviyorum. Ve deniz ürünlerini seviyorum yani. Ama daha çok sebzeciyim. Yani İzmir'e gittiğin zaman deliriyorum. Pazara atıyorum kendimi. Ayvalık'ta falan. Tanıyorlar her yerde mı? Pazara girdiniz. Tanıyorlar mı sizi? Sesimden tanıyorlar. Yüzümden tanımıyor. Çünkü kadın öyle bir değişiyor ki. Saç bir kısa bir uzun bir sarı bir siyah. Hiç durmuyorum yerimde. Yüzüm de ister istemez kilo ile alakalı olsun. İşte yaptığımız müdahaleler ne? Herkesin yaptığı gibi burnumu yaptırdım. Sanki neler yaptırdım gibi oldu. Bir de dudaklara galiba bir şey yapılmış. Şimdi benim dudaklarım bu kendi dudağım. Her zaman dudağım büyüktü. Her şey ağzım biraz büyüktü. Ama tabii burada bir küçük oynamalar yapıldı ister istemez. Fotoğraflardakinden çok daha doğal duruyor ama. Fotoğraflarda bence bir sıkıntı televizyonda görünüyor. Ondan bence herkes çok büyük gözüküyor. Yo, şu an inanılmaz hiç öyle abartı bir şey görünmüyor evet, yani. Şimdi mesela beni gören gözle gören insanlar hep aynı şeyi söylüyor. Daha genç duruyorsun. Ondan sonra daha güzel duruyorsun ama ekran ister istemez abartıyı kabul etmiyor. Abartıyı evet. Derken büyük olan şeyleri güzel göstermiyor ekran. Evet, evet. Çok sağ. Daha minyon olmanız gerekiyor. Evet. Ben Hülya Avşar'ı ilk gördüğümü hatırlıyorum. Klasis'te çalışıyorduk. 97-98 yıllarında. Dizi çekiyordu. Tam girişte dizi çekiyordu. Hülya Avşar nerede? Yani yüzü gözükmüyor. Bu kadar bir yüzü var. Aynen. Hani yumruğum kadar bir yüzü evet. Var. Küçücük burun, küçücük sıra, küçücük bir kadın, bu kadar bir kafa. Ne? Nasıl yani? Ama o ekran da güzel duruyor. Evet. Çok 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 minyon olmak gerekiyor. Evet. Biz de normal olduğumuzda belki de normalin biraz daha boylu poslu gibi mi duruyoruz artık. İnsanlar ilk gördüğünde ah sen bu kadar mıydın falan. Nasıl olacak? Bir de o sahne kıyafetleri falan bir böyle bir şarşa insan bir daha heybetli bir şey bekliyor gerçekten öyle olunca yani. Tabii sesten de. Evet. Ses de çok önemli. Evet. Sesiniz yani, o kadar güçlü ki yani. İnsanlar orada. Ben orada o ses senden veriyorum. Mi çıkıyor? Çok bu senden falan. Tabii canım. Ama çok enteresan. Girdiğim her yere. Nereye girersem asla yüzümden değil sesimden tanıyorlar. Pardon diyorum. Alinet geldi falan oluyor. Ses demişken hadi bir şarkı daha al. Öyle mi? Evet. Ay hiç beni dinlendirmiyor bu. Ay çok yoruldum. Ya bu kadar yakalamışken. Bir sabah saçlarımı okşayıp da rüzgar izlerini sürüp de gidecek beyaz beyaz ve güneş aynaya baktım da çizgilerden yeni bir yüz gösterecek üzülerek biraz yok olmaz erken daha biraz geç kalın ne olur. Hiç hazır değilim henüz. Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha. Tanıdık değil bana güz. Yok olamaz durdur gidemezsin. Gözlerimin rengi dur bulutlara. Yok olamaz
yok olmaz erken daha. Biraz geç kalın ne olur, hiç hazır değilim henüz. Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha. Tanıdık değil bana güz. O gün başka renkte ağracak biliyorum. Ve zorla değil ya, o rengi hiç sevmiyorum. Ne olur sanki biraz daha zaman verseniz. Yıllar öfkenizi hiç mi hiç anlamıyorum. Yok olmaz erken daha. Biraz geç kalın ne olur, hiç hazır değilim henüz. Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha. Tanıdık değil bana güz. Yok olamaz dur dur gidemezsin. Gözlerimin rengi dur bulutlara dönemezsin. Yok olmaz erken daha, biraz geç kalın ne olur, hiç hazır değilim henüz. Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha. Ve ağzına bir Sezen sağlık, Aksu, evet, şaheseri. Harika. Bu şarkıyı ilk duyduğumda tabii ki hep müziğe bakıyordum eskiden. Bugün sözlere bakıyorum. O anlamlarla seçiyorum artık. Eskiden hiç aklıma bile gelmiyordu sözlere bakmaya. Çünkü sesimle sürekli meşguldüm. Bugün artık sözlere çok çok dikkat ediyorum. Ve bu şarkının anlamı benim için çok çok büyük. Çünkü artık evet saçlar da ağardı. Yaşlanma korkusu. Ondan sonra unutulma korkusu. Acaba ne kadar daha sürecek bu? Şöhret mi diyeyim? İlgi, alaka mı diyeyim? İnsan bunları düşünmüyor değil. Ama hemen geri dönüp anda, bugün de, şimdi de kaldığında o endişeleri, yani ne geleceğin endişeleri ne eskinin şeysini, keşkesini yaşamamak. Şükredip önüne bak. Aynen. Hem önüne bakacaksın hem de şu anda burada iken mutluluğu o şekilde sıkı sıkı tutmak gerekiyor. Peki. Sormadan olmaz. O kadar duygusal bir yerden girdiniz ki yaşanmamışlıklara dair içinizde böyle bir uhde bir şey var mı? Tabii Pinhani'nin dediği gibi değil mi? Dünyadan uzak. Mesela o dediğim gibi o şarkılar artık okurken çok başka yerlere gidiyor. Şimdi dünyadan uzak böyle yapıyoruz ya, belki dünyadan uzak orası. Yani onun yeri yok. tabii ki. Düşünüyorum. Evet, günümüz gelelim, bu sene Linet'in yılı bence. Hep zaten güzel işler yapıyor ama bu sene çok özel. Biz konuştuk. Onları burada biraz hatırlatmak istiyorum. Hatırlatmak değil, burada seyircilerimizle paylaşalım. Şimdi bir Bursa var. Kaç Haziran'da? 23 Haziran. 23 Haziran. Açık Havalar başlıyor ama bir çok özel bir proje var. Yanlış hatırlamıyorsam bir İsrail'de bir
yine bir büyük bir konser var Tel Aviv'de diye hatırlıyorum. Seninle konuşmuştum. O Temmuz'da. Yasmin Levy var. Hı-hı. O onlara falan duet var. Şimdi, onları bir anlatır mısın? İsrail'de East West Barış Orkestrası Tom Cohen şefliğinde bir orkestrayla geçen yıldan görüntülerimiz itibaren, var bu arada. Geçen yıl biz birlikte hem şarkı yaptık, kliplendirdik, hem yarı Türkçe yarı İbranice ve projenin adı İstanbul'un Kraliçesi diye öyle bir konser serimiz vardı. Çok çok sevildi ve beğenildi. Bu sene ara verdik ama 2024 Mart Allah'ın izniyle yine bir 15 konserlik bir turumuz olacak. Bu bağlamda da Arabeskin Zirvesi yaptık adını. Hüsnü Şenlendirici'yi de orada. Allah acil şifalar diliyorum arkadaşıma. Çok büyük bir değer. Çok da uzun yıllar tanıyorum. Çocukluğumdan beri babasıyla da kendisiyle de çok sevdiğim bir arkadaşım. Birlikte İsrail'de bir konser yapacağız. O var, o proje var. Şimdi Türkiye'de açık havalarda Orhan Şallıel İstanbul Orkestrası ile birlikte hem Harbiye'de hem İzmir Fuarı'nda senfonik bir konser yapacağız. Ben bunun tadını İsrail'de East West Orkestrası ile aldım. Yani Arabesk'in, Sezen Aksu'nun, gerçekten Türk müziğinin, işte İbrahim Tatlıses'in şarkıları da vardı keza. Ne kadar güzel duyuluyor senfonik orkestrası, ne kadar farklı bir altyapıya sahip olabiliyor. Dinletim, ayağına sağlık. Çok teşekkür ağzına ediyoruz. Ağzına sağlık. Nasıl, ya, acayip geçti. Yani. Evet, çok güzel. Geçti, su gibi aktı geçti gerçekten. Gerçekten. Çok ama bu şekilde bitirmeyelim. Sakıncalı diyelim. Öyle bitirelim. Bir sana. Tane daha. Evet. Tamam. Evet değerli izleyiciler. Az sonra yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Linet'e veda ediyoruz. Gülşen'in çok güzel şarkısı. Yanıyor içim dışım bir garip halde. Ne sözüm geçer ne gücüm yeter bu kalbe. Yolunu çizdi çoktan düşünmeden sonunu. Bilmiyor bu aşk yakacak onu pare pare. Tutuldum sakıncalı bir sevgiliye. Zarardasın ey kalbim dön geriye. Tutuldum sakıncalı bir sevgiliye. Zarardasın ey kalbim dön geriye. Al tanrım aklımı ki zaten bende değil. Al tanrım kalbimi bu aşk hakkım değil. Al tanrım aklımı ki zaten bende değil. Al tanrım kalbimi bu aşk hakkım değil. Geçer ne gücüm yeter bu kalbe. Yolunu çizdi çoktan düşünmeden sonunu. Bilmiyor bu aşk yakacak onu pare pare. Tutuldum sakıncalı bir sevgiliye. Zarardasın ey kalbim. Sakıncalı bir sevgiliye zarar da
kalasın ey kalbimden geriye. Al tanrım aklımı ki zaten bende değil. Al tanrım kalbimi bu aşk hakkım değil. Al tanrım aklımı ki zaten bende değil. Al tanrım kalbimi bu aşk hakkım değil. Al tanrım aklımı ki zaten bende değil. Al tanrım kalbimi bu aşk hakkım değil. Al tanrım. Apera sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. EY, Apera, Twitter, Apera TV, Facebook, Apera, Instagram, Apera, YouTube, Apera. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. İki hanım. İki güzel hanım. Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Ne güzel oldu geldiniz. Nazlı Hanımcığım. Evet. Sanattan başlayalım. Sanattan başlayalım. Artkolik nasıl gidiyor? Artkolik çok iyi gidiyor. Çok keyifli gidiyor. Artkolik bir sanat platformu. Sanat eğitim platformu. Çok yönlü projeler yapıyoruz. Biraz anlatayım isterseniz. Lütfen onun için sorun. Artkolik'te sanat eğitimleri yapıyoruz ağırlıklı olarak ve sanat gezileri yapıyoruz. Ama sanat derken mimari gezileri de bunun içine giriyor. Bir takım yerlere sanat sergileri, kurulumları yapıyoruz. Kurumlarla çalışıyoruz. Kurumların bünyelerine sanat eğitimleri veriyoruz. Çalışanlarına ya da müşterilerine. Onun dışında Bahçeşehir Üniversitesi ile bir sanat sertifika programı yapıyoruz. Üçüncü senemiz bitti, dördüncü senemize giriyoruz. Eylül ve bahar aylarında, Mart aylarında iki dönem oluyor. Bu sanat sertifika programları birkaç modülden oluşuyor. Bunlar sanat tarihi olabiliyor, sanatın diğer disiplinlerle ilişkileri, sanat sosyolojisi, sanat pazarlaması gibi farklı modüller oluyor. Ve sanat sektöründe çalışan ve bu konuda aslında eğitim bulamayan birçok insana da bu anlamda bir ışık tutuyoruz diye düşünüyorum. Oldukça popüler oldu. Eylül ayında tekrar başlayacağız. Yani çok keyifli gidiyor. Ve sosyal sorumluluk olarak da çocuklarla ilgili de çok özel şeyleriniz var. Biraz ondan da bahsedebilir misiniz? Tabii. Çünkü en önemli noktalardan bir tanesi. Çocuk eğitimlerimiz çok var. Çocuklara çok şeyler yapıyoruz. Çocuk gezileri yapıyoruz. Biennallere, bütün müzelere çocukları gezdiriyoruz. Onları özel eğitmenlerle gezdiriyoruz, öğretiyoruz. Çocukları sanatın içine ne kadar erken sokarsanız o kadar aslında geri dönüşü oluyor. Şu anda da QNB ile çok büyük bir sergi yapıyoruz. Sürdürülebilirlik teması üzerine. Bu serginin de her cumartesi ücretsiz çocuk atölyeleri var.
3 seans olarak yapıyoruz. Saat 1'den saat 4'e kadar bu seanslara ücretsiz herkese açık. Çocuklarımız geliyor. Önce sergimizi gezdiriyoruz kuratörümüzle. Daha sonra atölyelere oturuyoruz. 7-12 yaş, 6-12 yaş gibi bir yaş grubumuz var. Ve çocuklar için çok enteresan oluyor. Çünkü özellikle bu sergi çok enteresan oldu. Metal talaşından heykeller... İşte birçok atık ve geri dönüştürülmüş materyalden heykeller var, resimler var. İşte bir takım sanatçıların bir Google Maps görüntüsü ve dünyanın gidişatın açısından hani gerçekten biraz uyanalım diye böyle çok çarpıcı görüntüleri sadece atık bezlerle yaptığı eserler var. Oldukça farklı eserler çocukların hoşuna gidiyor. Buzdolabı radyatörlerinden portreler var. Çocuklar tabii bunu düşünüyorlar. Çok önemli çünkü neden diyeceğim? Çünkü biz yurt dışına işte ben kendi çocuğumdan biliyorum. Yurt dışına gittiğimizde müzeye sokarken çocukla ilgili problem yaşıyoruz. Yani dünyanın hiçbir yerinde çocuklar bu kadar müze deyince yani resim, modern, o kadar güzel müzeler var evet. ki. Çünkü neden? Çünkü bilinç, bunu bir şey öğrendiği zaman, baktığı zaman daha çok hoşuna gidiyor. Ama hiçbir şey bilmeden boş boş baktığı zaman o da olmuyor. O tabii. yüzden de o kadar önemli şey yapıyorsunuz tabii. ki çok büyük bir eksikliği Teşekkür bence ederim. Tamamlıyorsun. Teşekkür ederim. Gerçekten de o bilinci yaratmak zorundasınız ve onu ne kadar erken yaparsanız o kadar çocukların üzerinde o etkiyi görüyorsunuz. Bugün dünyada bütün bilim adamları sanatın, yaratıcılığın eğitime ne kadar büyük katkı sağladığını söylüyor ve bu bir gerçek gerçekten. Hem beyin hücrelerini de geliştiriyor hem de insanlardaki bakış açısını müthiş genişletiyor. Onun için çocuklara ne kadar erken sanata yönlendirirsek, bu sanata yönlendirmek de ben şunu belirtmek istiyorum. Bizim ilkokuldayken hatırlarsınız, sen hatırlamazsın herhalde ama siz hatırlarsınız diye düşünüyorum özellikle siz. Resim dersi vardı bizim evet, zamanımızda. Bende de vardı. Benim de resim dersim evet. vardı. Fakat resim dersinde sadece bir ağaç, ev, güneş ve güneş de tabii ki sadece sarı olur. Evet. İşte çimenler falan yapılırdı, kuşlar yapılırdı ve bunu yapamayanlar da benim sanatla alakam yok deyip kendilerini bırakırlardı. Laf var ya çöp adam bile çizemez. Evet ama aslında ne kadar yanlış değil mi? Yani sanatla alakan olması için senin resme kabiliyetin olmak zorunda değil. Sen sanatın herhangi bir dalında da çalışabilirsin. Ayrıca sanatla da kendini besleyebilirsin. Sen belki müthiş bir cerrah olacaksın. Ama sanatın sana verdiği o müthiş dünyayı, o vizyonu kattığın zaman kendine gerçekten çok daha farklı bir insan olarak gelişiyorsun. Şöyle bir örnek vereyim. Bunu sen yüzlercesini duymuşsundur. Ben duyduğumda çok şaşırdım. Her yerde bunu anlatıyorum. Çok ünlü, ismini vermeyeyim şimdi, çok değerli bir genç avukat arkadaşım. Türkiye'de iki tane büyük uluslararası bir firmayla Türkiye'deki bir firmayı birleştirdi. Yani evlilik yaptırdı. Ve bu birleşmede dünya kadar para kazandı ve iki firmalar milyon dolarlar para birbirlerine ödediler. Ve o arkadaş hukuk okudu. Hukuk okuduktan sonra Viyana'da sanat tarihi okudu. Şimdi herkes dedi ki, demiş ki ona, ne alakası var şimdi hukuk ya sanat tarihi. Ve o sanat tarihi dersinden bir tanesinde 3. sınıfta öğrendiği bir cümleyi, maddelerden bir tanesini yaptı diye firma çok büyük bir kazanç sağlamış. Tabii. İşte hayat yani o yüzden de her müthiş. Yerde bu gerçekten çok yaşanmış değerli. Bir öykü. Kesinlikle. O yüzden de çok inanıyorum. Kesinlikle. Hoş geldiniz güzel. Hoş bulduk. Sanattan evet, müziğe geçeceğim. O da bir başka sanat dalı. Tabii, aynen. Evet, 8. gün anda nasıl gidiyor? Vallahi çok güzel gidiyor. Her zaman aynı heyecanı zaten duyuyorum. Bütün yeni release'lerde öyle. Harika. Güzel, keyifli. Nedir hikayesi bir evet. anlatırsan bize? Bu şarkıyı sahnede şu an beraber olduğum, çalıştığım arkadaşım Cihat Selamlar'la yaptım. Cihat benim sahnemde konserlerime davul çalıyor bana. O da aynı zamanda kendi bestelerini yapan bir müzisyen. İşte taslak haline yani böyle değildi şarkı. İşte ilk halini getirdi bana. Ben de dedim ki Cihat bu şarkı benim sesime çok yakışır. Sen bana bunu bir ver. Ben biraz evireyim, çevireyim. Öyle biraz vakit geçirdim şarkıyla. Biraz değiştirdim ve doğdu. Anda zaten herkesin en büyük derdi şu anda anda kalmak, anda kalmak galiba. Onu soracaktım. Evet, o mu? Ne demek mi o anda kalmak? Yani aslında bir aşk şarkısı ve aşığınla anda kal. Hmm. Yani şeyi o, mottosu o. Ama siz tabii ki de kim nasıl düşünürse öyle uyarlayabilir hayatına. Herkes kendine göre çekiyor. Herkes kendine mi? Göre düzeltebilir evet. Evet. Düşünebilir. Güzel. Peki sen sözlerini ve bestelerini kendin yapıyorsun genelde. Evet.
daha mı besleyici bir şey o bir müzisyen için? Yani daha mı konforlu bir alan? Yani kendi hikayeni senin anlatman bence daha etkileyici zaten. Yani çok iyi bir yorumcu olmak da çok kıymetli. Ama ben böyle daha kendi dünyamı yaratma peşindeyim. O yüzden kendi yazdığım şarkıları söylemek ya benim için tabii ki de bana çok fazla şey katıyor. Dinleyici de seviyor aslında hani. Şey güzel bir şey yani birinin bir şarkıyı duyduğunu ya bu şarkı işte tam bir Gülizar'la şarkısı o yazmıştır demesi çok güzel bir şey tabii. Hani yazmasaydım yazmıyor olsaydım bu cümleyi duymazdım. Peki bu beni kaç çok motive yaşından ediyor. Beri yazıyorsun? Valla 15-16 yaşından küçük. Beri yazıyorum evet yazıyorum. Peki. O zamanlar düz yazı da yazardım mesela yazı yazardım genel olarak. Sonra o niyeyse böyle 20'lerimde falan bitti düz yazı hevesim. Artık şarkılamaya geçtim hani şiir yazıp önce ya da beraber hani melodiyle geliyor sözler. Peki hep kendini mi anlatıyorsun? Mesela sorulur ya bu yani bütün o şarkılarda Yok. Kendinden bir şey mi var yoksa? Yok yani başkalarından arakladığım hikayeler oluyor. Mesela şimdi bu Viyana'daki olan hikaye falan. Güzel hikayeymiş. Bu tabii güzel hikaye. Bu, o cümleyi de program sonunda öğreneceğim sizden. O da güzel bir şarkı. Şarkısını yapacağız. Peki siz biraz da Samsun'a gidelim. Samsun'da her şey başlıyor. Samsun'da doğup Samsun'da yetişiyorsun. Sonra İstanbul evet. macerası nasıl başlıyor? Valla şöyle. Üniversite sınavına girmedim ilk yıl. Anadolu Lisesi mezunuyum aslında. Bütün ailem doktor olacağım beklerken. Ama çok küçük yaştan beri de gerçekten sahneye çıkıyorum. Ve şarkı söylemeyi ölesiye seviyorum. Sonra şey dedim yani hani aileme. Ya ben ne kazanırsam kazanayım ona gitmeyeceğim çünkü müzik yapmak istiyorum. Buna %100 eminim dedim. Onlar da sağ olsunlar beni desteklediler. İstanbul'a geldim ve şeyin sınavı vardı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin konservatuvar sınavı vardı. Bir tek o sınava girdim. 4 yıl burslu kazandım, mezun oldum. Ama okula girer girmez de zaten şarkıcılık yapmaya başladım. İşte kendi gruplarımı kurdum ya da back vokalistlik yapmaya başladım. İstanbul'daki sahne hayatım başladı yani okul hayatım Çok boyunca. Acılı başlamamışsın o zaman süreci. Yok ya ben hep şey diyorum ya ben şanslı benim hep karşıma gerçekten genel olarak güzel insanlar çıktı. Tabii ki de yani çok yoruldum hayal kırıklığına da uğradım. Yani bütün kariyerlerde olduğu gibi sizin de vardır öyle hikayeleriniz. Keza benim de oldu. Ama hiçbir zaman işte aman bu iş çok zor işte lanet olsun falan. Ya bir tekrar dünyaya gelsem hep şarkıcı olurum diyorum yani bir daha olurum bir daha olurum. İyi sen geçen haftalarda gelen konuklardan en azından ailemi kırmayayım olanlardan değilsin. İşte okumuş iki kere mühendislik okumuş ama yine şarkıcı olmuş. Yani ben bir doktor olayım da sonra bir şarkıcılığa bakarım yapmadın yani. Yok, o kadar dayanamadın yani direkt sahneler attın. Evet yani. Ya mutsuz olmak istemedim yani açıkçası. Ama yani aile baskısı yani Samsun daha küçük ve muhafazakar bir il neticede bir de yani hani. Şaşıranlar çok oldu zaten ailemde de. Ama çekirdek ailemden hep destek gördüm. Sağ olsunlar onlar da hani belki çok baskı yapsalardı bu arada mecbur kalacaktım. Bilmiyorum ki hani şu zamanki aklımla diyorum ki hayır kimse karışamaz ben istediğimi yaparım. Ama yani annem otur bakayım yok şu an şarkıcılık falan dese bilmiyorum ne yapardım yani. Hadi ben de bir okuyayım belki derdim ama öyle demediler. Çok inekte bir öğrenciydim. O işte ben de şimdi oradaki sayısal öğrendiklerimi sanat hayatımda Harika. Kullanmaya Peki çalışıyorum. Peki o Samsun'da bir şey daha var, bir detay daha var. Oyunculuk okumuşsun. Çok küçüktüm. Ya konservatuvar gittim tiyatro bölümüne evet. de. Tiyatroya da çok ilgim vardı çocukken. Ama sonra o yani hiç düşünmedim. Hep de konusu olur böyle. Sen oyunculuk yaparsın işte derler bana. Hatta birkaç kere geldi teklif ama ben yani ne haddime yok ben yapamam falan deyip reddettim. O da çok ilginç yani hiç okumayan bile haddinde bulup cesaret ediyor yani ben aslında. Ben çok seviyorum bu şarkıcılık işlerini, müzik dünyasını o yüzden. Bu kadar şarkı dedik bir şarkı dinleyelim. Dinleyelim artık. Ya. Hadi hareketli bir şey söyleyeyim Hadi. Öyle evet. başlayalım. Başlayalım. Evet. Sanki amatör ligdeyim, tetikte sarılmanı beklemekteyim. Madem bu kadar beklettin, öyle hemen gidemezsin. Duy içimden attığım nidaları, göz hizamdasın çal zafer marşını. Bak biz yaktık bu yangını, iki suçlu kaçalım mı? Evdekilere söyle, beklemesin.
Evdekilere söyle, beklemesinler öyle. Beni deneme senle, sensiz olmam imkansız. Evdekilere söyle, beklemesinler öyle. Beni deneme senle, sensiz olmam imkansız. Teşekkür ederim. Evet, Nazlı, çok önemli bir soy isme sahipsin. Çok önemli bir aileden geliyorsun. Evet, sanatla uğraşıyorsun, çok güzel. Fakat malum sizin o dönemde yaşadığın ya da şu anda halen ister orada yaşa ister istemez camianızda genelde bu işleri ek hobi olarak yapılıyor. Ya bırakılıyor ya devam ediliyor. Çok örnekleri var. Şimdi o örneklere girmeye gerek yok. Ancak ta sessiz sedasız diyeyim. Alttan demeyeyim de. Sessiz sedasız geldin bir yere kadar getirdin. Ve şu anda çok iyi bir yerde. Sen de o camiadan geliyorsun. Bir sürede gezdin, ettin. Dünyayı da dolaştın. Fakat burada seni motive eden, bu işi gerçekten layığıyla yapmana neden olan ne? Biraz sert girdim konuya ama şeyden dolayı, çünkü gerçekten çok iyi yapıyorsun. Senin motivasyonun, buradaki motivasyonunu merak ediyorum. Yapmak zorunda değildin. Sen de bir yıl, iki yıl yapıp sonra boş verebilirdin. Heves değildi seninki. Bilgi. Yani bilgilendiriyor olmak bana çok haz veriyor. Sadece ben vermiyorum tabii bu bilgiyi insanlara. Müthiş bir ağ kurduk. Bu ağla birlikte insanları bilgilendiriyoruz ve benim için bence çok büyük bir keyif bu. Ben hayatım boyunca çalıştım. 15 senelik bir reklamcılık tecrübem var. Reklam ve PR diyeyim, iletişim. Yoğun da çalıştım, çok yoğun çalıştım. Hatta çok komik bir şeyim var. İlk çalışmaya başladığımda Londra'da okuduktan sonra İngiltere'de çalıştım. Sonra bir master yaptım, film prodüksiyon masterı. Daha sonra Türkiye'ye döndüm, çalışmaya başladım. Saat 6:30 gibi ofisten çıkarken bir telefon geldi. Babam nereye gidiyorsun dedi. Baktım beni herhalde kolluyor dedim camda. Ondan sonra işim bitti dedim. Senin işin bitemez dedi. Sen muhasebeci misin dedi. O aklıma o kadar şey oldu ki ben aynen geri gittim ve işim olsun olmasın. 7:30-8'den önce işten çıkmazdım. Uzun zaman çalıştım ve çalışmanın saatli olduğunu düşünmüyorum bir iş sahibiyseniz. Her an her saatte hizmet gerekirse vermek durumundasınız. Hizmet sektöründen geliyorum. Ama sanat ve eğitimde kendimi buldum evet.
Çok keyifli geliyor bana. Reklamdan gelmemin ve böyle bir geçmişimin olmasının bence çok büyük etkisi var bu işi sürdürülebilir kılmamda. Çünkü insanlara doğru hedef kitleye ulaştığıma inanıyorum. Çünkü doğru hedef kitleye ulaşamazsınız, yaptığınız iş ne olursa olsun bir yere gelemiyorsunuz. Annem de babam da benim çalışmam için çok teşvik ettiler. Hatta bazen böyle yok artık dayanamıyorum dediğim zamanlarda annem hayır bir işin muhakkak olacak. Ne olursa olsun bir işin olmalı derdi. O da çalışan bir kadındı. Dolayısıyla hem o motivasyonla destekle onların çok büyük desteği var. Hem de gerçekten sevdiğim bir iş olduğu için ve sanat benim için çok muhteşem bir alan. Sanat bir iletişimin bir dalı aslında. Evet. Ama içine eğitim koyduğumuz, bilgi koyduğumuz için bu bana acayip bir haz veriyor ve bunu sonuna kadar da götürmek istiyorum. Güzel, ben harika. Şimdi gazetede sanatla ilgili bir şeyler yazmayı çok seviyorum. Çok da keyif alıyorum. O yüzden hazır sizi bulmuşken sormadan edemem. Yeni teknolojiler, bu evet. NFT sanat, yapay zeka. Yani ben bunda çok kafam karışık benim. Sizin camiada durum nedir? Biz algılayabildik mi onu? Nasıl bir durumdayız bilmiyorum. Şöyle, evet NFT ilk başladığında bizim hepimizin kafası çok karıştı. Çünkü NFT aslında kripto teknolojisinin bir dalı. Evet. Yani sanatçıların çok alakası olmayan bir alandı ve zaten öyle başladı. Yani kripto teknolojisi blockchain'cilerin yarattığı bir şeyler olarak çıktı ortaya ama koleksiyonerlik olayı orada da çok vardı. Yani onlar işte Crypto Kitties, Crypto Punks diye bir takım dijital şeyler, görseller çıkarttılar. Ve onlar hani bizim çocukluğumuzdaki kart toplamak gibi, işte o koleksiyonunu yapmak gibi. O mantaliteyle ki insanlar zaten koleksiyon yapmak bir insanın içinden gelen bir şey. Müthiş bir duygu. Buradan yakaladılar insanları ve bir değerleri de olunca sanata kayıldı. Yani NFT, her NFT sanat değil aslında. Sanat dünyasını sorarsanız bir takım sanatçılar halen çok mesafeli yaklaşıyor. Çünkü korkuyorlar. Evet. Ben de onlara bu şeyi veriyorum. Yani hakkı çok veriyorum. Çünkü korkulabilecek de bir şey diye düşünüyorum. Bence Türkiye'de değil dünyada da Metaverse ve NFT ile ilgili şu an sıkıntı var. Herkesin kafası karışık. Tabii. O konuda hiçbir evet. yerde oturmadı. Evet. Yani Türkiye'de dünyada da oturmadı. Tekrar evet. bir vazgeçilmiş bir tekrar modası. Bir evet. modaymış da şu anda evet yani var. Sonunda bu bir alan olarak kalacak. Evet. Evet bir Metaverse dünyası oldu ve olmaya devam edecek. Ama ilk yaptığı tabii o çıkıştaki hız belki olmayacak. Eninde sonunda olacak evet ama. NFT'ler de aynı şekilde ama her sanatçının NFT'si olmak zorunda değil. Evet bir ara sanki öyleydi. Bazı sanatçılar özellikle old school dediğimiz eski tarz sanatçılar çok mesafeliler ki çok haklılar bence. Ama şey evet yani pandemi bunu inanılmaz tetikledi. Evlerde oturup müthiş bir internet ve dijital şeye böyle artık hani aslında dijital çağa giriyorduk da pandemiyle böyle yuvarlanarak girdik. Evet. Herkes mecbur oldu girmeye her alanda. Ya ki ben sanki de pandemiden sonra kaybetti hatta eski. Yani ilk başladığında NFT ve Metaverse evet. çok konuşuluyordu evet. ama pandemi bitip dışarı çıkmaya başladığımızdan evet, itibaren aynen, daha az konuşulur oldu. Herkes aynen. senin derdine girdi bence. Bundan sonra şarkı söylemeyeceğim. Ya bundan sonra film çekemeyeceğim. Ve bundan sonra parayı evet. buradan kazanmak, bir şekilde devam etmem lazım. Hemen ben NFT'yi yapayım. Bir de sıkıntısı yani herhalde. Bu NFT'yi anlamak bir lisan gibi. Yani bu tip zaten bence bu blockchain olayı da bir yepyeni bir lisan. Bu lisanı hepimiz öğrenmek zorundayız bence ama yapmak zorunda değiliz. Evet. Ama anlamak, öğrenmek zorundayız. Evet. Ben kendi çocuklarımdan da görüyorum bir yere kadar. Yani bizim zamanımızda 20 sene, 30 senede bir takım şeyler değişirken şimdi 6 ayda, 3 ayda değişiyor teknolojiler. Aynen. Bir anda çağa atlıyoruz. Dolayısıyla bu hıza ayak uydurmak zorundayız. Evet, anlamak zorundayız ama yapmak zorunda değiliz diye düşünüyorum. Gülis senin NFT'in var mı? Yok. Karşı mısın? Hiç heves almadın. Yok karşı değilim ama evet heveslenmedim hiç. Ama ben de hani takip ediyorum aslında. İşte neler var, kim neler yapıyor hani nasıl şeyler nereden yapılabilir başladılar, ne NFT'de. Metaverse ile ilgili de ufak da olsa bir bilgim var ama gerçekten çok derya deniz hani. Çok. Aynen öyle. Ben de şeyimdir biraz. Çok iyi bilmeden bir şeyi atlamayı hiç sevmem. Çok doğru bir şey yapıyorsun. O yüzden böyle uzaktan sessizce izliyorum. Peki yapay zekayı bir şarkı yazdırmak ister misin?
Dener misin onu yani? Ya ben denemedim. Şimdi ama biz çok gazeteciler arasında yaygın. Ay köşeyi bir yazdıralım da bakalım ne yazıyor. Benim gibi evet. yazıyor mu falan sonuçlarının diye. Da iyi olduğunu söylüyorlar ama evet, yani bilmiyorum denemedim. Yani aslında müthiş tembelliğe olabilir bu alıştıran arada. Bir şey insanı ve eğitimde de bunların kullanılıyor olmasını çok yanlış karşılıyorum. Evet. Yani çocukları o kadar tembelliğe alıştırıyor, rahata alıştırıyor ve hızlı tüketime alıştırıyor ki bu tip şeyler. Tabii. Çok düşündürücü. Ama NFT'yi pazarlama teknolojisi olarak da çok kullanıyor markalar. Evet. Özellikle perakende moda. Bunları işte bir takım NFT'de şeyler yaratıyorlar. Şeyler işte kıyafetler. Kreasyonlar falan yaptılar. Kreasyonlar evet. Onların satışlarını işte bir noktada kesiyorlar. İnsanlar daha çok istiyor. Bu tamamen bir pazarlama stratejisi. Evet. Başarılı da oluyor ama. Harika. Senin hayatında evet bir Sıla bir de Efe Bahadır geçti. Sıla evet. bence geçti değil halen herhalde görüşüyorsun diye düşünüyorum. Görüşüyoruz ama beraber müzik yapmıyoruz artık. Evet zaten. Bir o hikayeyi de bir anlatırsan sevinirim. Ben İstanbul'a geldiğim bahsettiğim o gençlik yıllarımda diyeyim. Biz ölelim. Beyoğlu'nda kendi grubum vardı. Beyoğlu'nda çıkardık her hafta hatta haftanın birkaç günü. Aynı zamanda back vokalistlik de yapıyordum. O zamanlar ortak bir müzisyen arkadaşımız vardı Sıla'yla. Daha doğrusu varmış yani benim sahnede davul çaldığım. Hep de davulcularla bir gerçekten müzikal anlamda bir şeyim olmuş. Nedim Roacan selam olsun. Sıla'ya da davul çalıyordu. Onun da orkestrasındaydı. Bizim de Hayal Kahvesi'nde bir projemiz vardı. Onu yapıyorduk beraber. Benim hep albüm yapmak isteyen bir şarkıcı olduğumu biliyordu Nedim. Sonra işte Sıla'yla Efe de bir müddet sonra şey hani istemişler ya biz de birine işte prodüksiyon yapalım falan. Nedim öyle bizi bir araya getirdi. Alın size albüm yapmak isteyen bir şarkıcı. Alın size işte bir şey bana da işte prodüktör olabilirler diye. Öyle tanıştık. İlk albümle beraber çalıştık. Yaklaşık öyle tanıştık derken sanki hiç heyecanlanmamış gibi. Hiç heyecanlanmadın herhalde tanıştığında. İnanılmaz heyecanlandım. Olur mu? Yani hep ya çok anlattım tabii bu hikayeyi. Evet. Hep de bir kere daha anlatayım. Ben Sıla'nın evine gittim işte bir gece ilk tanıştığımız hafta yani hani beraber çalışmaya karar verdik. Oturuyoruz bir tane hiç unutmuyorum bir CD şeyi çıktı içeriden geldi hani içinde yüzlerce şarkı var. Bana işte o şarkılardan yani bunlardan da yapmak istedin olur mu falan diye kendi yaptıklarını şarkıları dinletiyorlar. Ben de şey diyorum halam ben şu an neredeyim ve ne yapıyorum hani gerçekten çok şeydi yani hala tüylerim diken diken oldu çok. Diyorum ya şanslıydım gerçekten. Sağ olsunlar. Peki bir şey soracağım. Bu yani doğru mu? Bir şarkın 175 milyon... Yanlış çünkü şu an 250 milyonu geçti. Pardon. O nasıl bir rakam ya maşallah süper. Olmazsan olmaz. İlk evet. çıkış şarkım. Sanırım yok Türkiye'de bilmeyen. Yani galiba öyle. Evet. Gerçekten de evet, öyle. Yok. Yani beni bilmeyen insanlar var ama şarkıyı biliyorlar yani. Peki ben çok bu dijitalle çok kafayı bozan biri değilim de 250 milyon olan başka birileri var mı? Yani rahat ulaşılan bir rakam. Artık öyle. Ha öyle mi pardon? Yani bilmiyorum tabii 250 milyon çok ciddi bir evet. rakam. Hani 250 milyon olmasa da milyonları görüyor genelde şarkılar. Ha milyonları görüyorlar onu falan ama en son benim işte dünyada Madonna'nın 373 milyon hatırlıyorum. Yok 250 ama milyon çok bilmiyorum şimdi bence gerçekten kafadan atmak da istemem var mıdır öyle bir şey? Yani vardır elbette ama. Çok güzel. Hani çok güzel bir rakam. O zaman evet. bu şu mu demek oluyor? Yani biz hani 250 milyonluk bir ülke değiliz. Yurt dışından da oradan yurt dışından, da bundan farklı cihazlardan. Hmm. Ya olmazsan olmaz tamamen organik bu arada. Hiç laf ettirmem. Tamamen organik. Ya zaten ilk çıkış şarkı yani benim hani ilk şarkım olmazsan söz beste olmaz. Söz beste sana ait mi? Söz beste bana ait hmm. ikisi de ve ben hiç... Bana diyorlar ki işte nasıl yazdın? Bir tane daha ondan yaz. Ya diyorum ne bileyim nasıl yazdım? Evde pijamalarımla yazdım. Hatırlamıyorum ki. Yani öyle bir matematiği olsa hani sürekli ben olmazsa olmaz gibi yani hani sürekli çok öyle bir şey. Çok kuvvetli bir iki kelime yani. Onun çok büyük melodisi hani falan. Bir de gerçekten insanlar işte düğüne çaldılar. Aşk şarkısı oldu. Ya yani sünnet düğününde bile olmazsa olmaz çaldılar. İşte diziler filmler çok kullandı falan. İnanılmaz bir şekilde hani büyüdü. Ben de neye uğradığımı şaşırdım. Ben gerçekten bu kadar şarkının popüler olacağını
Bilmiyordum yani. Yaparken peki, aklıma gelmedi hiçbir zaman. Peki bu bir hani müzisyenin laneti midir? İlk şarkı bu kadar hit olması, sonrasındaki beklenti falan. Şöyle, böyle. Evet, tek gerçekten benim için dezavantajı hep şu oldu işte. Çok sıkça şuna maruz kalıyorum. Bir tane daha onun gibi bir şarkı yapmadın diyorlar bana. Ben de diyorum ki yani yapamıyorum hani. O oldu işte, o bir tane. Zaten niye onun gibi bir şarkı olsun? Bu kadar güzel ve hani bu kadar gerçekten bütün Türkiye'nin bildiği bir şarkıyı da ben yaptım hani. Beni böyle kabullenin diye. Bir de şöyle bir yok durum. Yok, çünkü öyle bir rakama ulaşan başka bir şarkım da yok. Evet ama hani bu benim suçum mu? Olmaz olmasın. Bir de şöyle bir geyik kesin oluyordur. Bundan da etkilenirse. Mesela işte kim, merhaba Gülizay'la ben, ha evet, olmazsa olmaz. Aa, o sen misin? Şarkı önüne geçti. Ya isminin. Bir de işte buraya da hani geçen yıl gelmiştim, yine şey oldular şimdi beni karşılarken, işte saç renginiz değişmiş Gülizay'ın falan. Ben böyle o kadar çok tipimi değiştiriyorum ki. Yani şu gerçek hikaye mesela, bir gün bir yerde yemek yiyorum bir arkadaşımla. Bir tane işte garson arkadaşımız var. Gerçekten bana benziyor kız işte. Arkadaşım dedi ki, bakın dedi, birbirinize ne kadar çok benziyorsunuz falan dedi. Kız baktı böyle bana. Aa, evet, gerçekten Gülizay'la çok benziyorsunuz siz aslında dedi. Yani beni dedi Gülizay'la çok benzetiyorlar. Hani siz de benziyorsunuz falan. Ben okey tamam falan dedim. Yani bozmadım. Sonra anladı tabii, hani biraz daha bakınca suratıma inanmıyorum falan diye. Gerçekten öyle bir durum var. İçeriden istek var. Olmazsa olmazı dinleyelim diyorlar. Evet. Ben ayağa kalkayım. Nasıl istersin. Yeri. Yangında var depremde, hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Gelen benim aşk oyun, ben oyuncak, söyle emrine amadeyim. Kimmiş beni susturacak, duysun bedalar taşlar, çok seviyorum demiş miydim? Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, ederim. Ağzına sağlık. Gerçekten çok keyifli şarkı ama. Evet, çok keyifli bir şarkı. Bunu diziler falan kullandı ya, o böyle tetikledi her şeyi. Evet. Ben şimdi size bir soru sormak istiyorum. Birazcık böyle sert gireceğim ama. hem cemiyet hayatındansınız hem de sanat camiasının içindensiniz. Ben bir galeri sahibiyle bir röportaj yapmıştım ve bana şöyle bir cümle kurmuştu.
elinde koltuk kumaşıyla gelip buna uygun resim almak istiyorum diyen insanlar var. Maalesef öyle, evet. Evet, evet. Bunu herkes yaşamıştır yani. Evet. Evet, maalesef dekorasyona uygun tablolar isteniyor. Ben sergi kuruyoruz ama galeri değiliz biz. Aslında onu yapmamamın da birçok sebebi var. Dediğim gibi eğitim tarafını daha önemsiyorum. Ama evet, maalesef yani aynı yere geliyoruz. Sanat tamamen görsel güzellik olarak bakılıyor. Ve hani bir şıklık, bir de işte moda oldu birazcık da dünyada ve Türkiye'de. Hani ben de evime sanat alayım, işte ünlü tablolardan alayım ya da bir meşhur biri varsa... Bizim Türkiye'de de biraz bu çok şeydir. Hani meşhur bir markaysa onun arkasından gitmek. Hani evet, özgün olmayı seçmeyip. Aynen öyle. Evet, kitleleri takip etmek. Maalesef bunlar oluyor. Onun senin o hikayenin üstüne bir hikayede daha geçen gün bir ressamdan duydum. Daha ötesi ona gitmişler. Bu kumaşa uygun resim yapar mısınız? Aa, ama o bayağı. O ayıp daha, bir şey olmamış o, mı? O zaten çıldırmış. Yalnız şöyle ya, bir şey var. Çok acı bir şekilde... çok hızlı çıkış yapan bazı sanatçılar bunu yapıyorlar. Bunu yapıyorlar. Aa, ve bu çok yanlış bir şey. Yani 3 edisyonum var diyor. 3 edisyon daha yapıyor sonra, atıyorum. Ya da işte sanatçı bir önemli koleksiyoner, bir şekilde koleksiyoner olmuş insanlar var. Yani hani evet, resim topluyorlar, bir takım şeyler yapıyorlar. Biraz da imkanla alakalı oluyor bu. Ama hani koleksiyoner var, koleksiyoner var ama o koleksiyoner de gidip o çocuktan ya da o kızdan tablo istediği zaman genç bilmiyorlar ve aa, ya da heykel istediği zaman aa, yaparım diyor ve aslında gerçekten onu takip eden bir takım gerçek koleksiyoner ya da sanatseverleri de kaybediyor. Bu oluyor. Peki genç iş dünyasındaki yeni jenerasyon da, yani daha doğrusu yanlış mı, ikinci kuşak ya da özellikle üçüncü kuşakta tamamen yatırımını buna yapıyor. Gerçekten bir yatırım aracı mıdır aynı zamanda? Yatırım aracı olarak tabii ki var ama ne aldığınızla çok alakalı. Çok alakasız. Yani alakalı. Müthiş bir balon var. Hmm. Bu balonun patlaması da mümkün. Dolayısıyla ne aldığınızla çok alakalı. Çok okumak lazım, çok farklı insanlarla konuşmak lazım, doğru müzayede evleri ve doğru galerilere gitmek lazım, öyle başlamak lazım. Çok büyük eserlerle başlamak zorunda değilsiniz, çok ufak ufak başlayabilirsiniz. Dediğim gibi sanat sevmek sadece müthiş para harcamakla olmuyor. Hiçbir şey almayıp önce araştırabilirsiniz, merak edebilirsiniz, biraz böyle bir kendinizi bilgilendirebilirsiniz. Daha sonra neyi sevdiğinizi anladıktan sonra buna başlayabilirsiniz. Çünkü bu da çok önemli. Bazen çok yanlış almış oluyorlar. Ellerinden çıkarmak istiyorlar. Bazen ne sevdiklerini 10 sene sonra fark ediyorlar. Bir de şeyde bir hata olduğunu duydum geçenlerde anlattı. Birine kendini tam bilgi almak, danışmak iyi bir şey ama birine kendini tamamen emanet etmek. İşte evet. Ben bu işten anlamıyorum, param var, sen benim adıma topla. O yani işte. Bu doğru bir şey değil tabii, bu sevilerek, anlayarak. Yani zaten işte dediğim gibi hani ne iş yaparsanız yapın aslında sanatta bilginiz olsun. Okuyun, öğrenin, dünyanın farklı şeylerinize gittiğinde muhakkak müzelerini gezin. Hani çok klişe bir şey aslında müze gezelim lafı ama müthiş bir şey gerçekten. Yani öyle bir vizyon açıyor ki, öyle de muhteşem sergiler yapılıyor ki dünyada artık, yani Paris, Londra'ya geçin, birçok şehirde de böyle müthiş sergiler var. Yani çocukları muhakkak götürmek lazım. Evet, benim çocuklarım da gittiğimiz zaman benle şey yapıyorlar. Anne ne olur her gün müzeye gitmeyelim diye. Ben de diyorum ki her gün gideceğiz ama şu kadar gideceğiz. Sevdikleri projeler de oluyor. Şimdi istiyorlar gitmek. Yani bu küçükken çok söyleniyorlardı ama bu yani çocuklar da zaten sizin söylediğinizi değil yaptığınızı yapıyor. Bu çok önemli bir şey. Onun için anne baba olarak da bence yani kendimiz önce yapmalıyız, okumalıyız, gezmeliyiz, görmeliyiz, bilgilenmeliyiz. O çocuklar da sizi seyrettikçe onları yapıyorlar sonunda. Peki sizin bu verdiğiniz eğitimler içerisinde kişiye, yetişkin veya çocuk, bu anlamda bir sanat zevki kazandırma yönünde bir şey tabii, var mı? Yani sanat tarihi öğretiyoruz ama aynı zamanda müze gezdiriyoruz.
Bienal gezdiriyoruz. Bunun eğitimi gerekir değil mi? Yani müze gezmenin de bir eğitimi vardır değil mi? Böyle haydi çıktık sanat geziyoruz eseri, diye Şöyle yani sanat eseri okumanın eğitimi var. Hı-hı. Koleksiyonerliğin eğitimi var. Evet ama aslında ne kadar çok yaşamınızın içine bunları katarsanız o kadar öğreniyorsunuz. Evet. Hepsini yapın. Yani zamanınızı verimli değerlendirin diye bakıyorum. Şu an müthiş sergiler var, müthiş müzeler açıldı. İstanbul Modern açıldı, müthiş bir koleksiyon var. Evet. Muhakkak gidilmeli. Biz de geziler yapıyoruz. Hocalarımız anlatıyor. Yani sadece bakarak gezilmiyor. Kesinlikle bilgi alınmalı gezerken. Bir kere iki kere de değil, birkaç kere. Nasıl bir kitap okuyorsunuz, çocukluğunuzda okuduğunuz bir klasik oluyor. Bir gençliğinde okuyorsun, bir de bu yaşlarda okuyorsun. Başka kitap okumuş gibisiniz. Evet. Filmlerde bile oluyor. Onun için sanat da hani ben bu müzeye gittim bir daha değil yani. Hep yapılmalı bence. Gerçekten. Selfie için gitmeyin diyorsunuz sadece yani. Ben de sürekli evet, kesinlikle. Kesinlikle. Yok boş ver, bilgi alalım, daha güzel ters köşe yapalım. Güliz, müzik sektörü her zaman sorumluydu. Biz asla bir araya gelemem, birbirinizi sırtından vurmayı çok meraklı insanlar olduk. Pandemide demiş. Söylemiştim bunu. O yüzden de en çok zararı müzisyenler doğal olarak görüyor demiş. Neden evet. Dedim bunu? Öyle ya, mi gerçekten? Halen öyle mi düşünüyorsun? Öyle, çünkü yani işte... Pandemide hani çok fazla benim bizzat tanıdığım değil ama ben de o zamanlar MSG'nin bizim telif birliğinin yönetim kurulundaydım. Aynı zamanda Popsav'ın yönetim kurulundayım hala, vakfımızın müzikle ilgilenen insanların Metin Özük başkanlığında. Çok fazla sayıda intihar eden, işi bırakan, hani başka bir iş yapmak zorunda kalan, hayatını idame ettirmek için insanlar oldu. Ve bu insanlar için ya birlik olmadıkça birkaç kişinin sesinin çıkması maalesef yeterli olmuyor. Çok örgütlenmeye çalıştık. Ya da hani müzikle ilgili herhangi bir şey olduğunda da, işte müzik camiasında da olduğunda, işte festivallerle ilgili sorunlar çıktı vesaire. Hani bunlara karşı hep birlikte durursak bir anlamı oluyor. Her yerde olduğu gibi. Biz maalesef duramıyoruz ama. Çünkü herkes işte derler ya, benim ağzım yanmasın, benim tadım kaçmasın. İşte herkes sadece... şey yap, hani sıyrılmaya çalışıyor yani kendi, yok ben o işte konsere çıkarım. Ama her çıkarım. Sektörde var. Bence bu sinema sektöründe de var, her sektörde bence var. Bence de var. Herkes sanat... kendini kurtarma derdinde olduğu için. Ama bu sefer de işte sen çıktığında, atıyorum o festivale mesela, bir başkasının hakkı yendiği için o, yani her zaman zaten sen çıkmadığın bir yerde de başka birini bulacaklar. Yani hep böyledir ya, evet. Doğal olarak. Sen merdivenleri çıkarken, bugün nereye gelirken, şu anda artık Gülizar'la oldun yani. Zorluk, bir takım şeylerle karşılaştın mı mesleki olarak? Ya karşılaştım tabii ki de. Bir kere yani gece hayatı çok kolay bir şey değil bence. Kadın olarak da çok zorluk çektim. Hepimiz çekiyoruz, her sektörde olduğu gibi. Ama diyorum ya, benim böyle hiçbir zaman işte hani bu mesleğime işte lanet olsun, işte çok yoruldum, başıma şu geldi diye hiçbir zaman böyle büyük bir isyanım olmadı. Küçük küçük pürüzlerle karşılaştım. Ama hepsini atlattım. Güçlüyümdür de, sağlamımdır. Çelik gibi sinirlerim var benim kimseye. Eyvah, gözler mözler oynadı. Yani gelirim de... kalkarsam ayağa işte. Kolay kolay kimse canımı sıkama. Çok ama tatlı bence ya. Müzik sektöründe canını sıkan bir şey var senin. Gece diye. Çünkü bir şey öğrendim. Bravo. Hakkında. Ben bir şey öğrendim. Kaçta yatıyorsun Güliz? 11. Yani 11'de yatan bir müzisyen ben ilk kez karşılaşıyorum. Tekim sanırım. Tekim. Bütün çalıştığım insanlar çok iyi bilir. Beni gece kimse aramaz. Sanırım Lazlık'tan da, yani Laz olanlarınız varsa bilirsiniz falan diye. Benim gerçekten kafam 9.30-10 suları duruyor. Ya çok güzel. Duruyor çok tatlı yani. Ya. Beni sohbete muhabbete arayabilirsiniz o saatten sonra. Hani işle ilgili bir şey konuşursak. Ben şey diyorum ya, ben bunu ya kesin unutacağım ya şu an zaten ne söylediğini anlamıyorum. Ama sabah 7'de o WhatsApp mesajlarını çok güzel geri dönerim. Herkesi uyandırırım, telefon sesi açıksa. İntikam alıyorum resmen. Ben gece şey, rölantide işte dizimi açayım.
ayaklarımı uzatayım, kedim yanıma gelsin falan. Erken kalkan yol alır boşuna dememiştir. Bravo. Kesinlikle. Erken kalkan yol alır. Güneş aynen. görmeyince benim pil dayanmıyor gerçekten. Süper, harika. Süper gerçekten. O yüzden gündüz olduğu için ne kadar enerjiyim farkında. Çok güzel. Harikaydı. Evet Nazlı, yine ben röportajlardan gidiyorum pardon ya. Nazlı da bir röportajında şey demiş. Ya bizim camiye herkes yiyelim, içelim, gezelim, eğlenelim. Oysa ki ben ne kadar çabuk büyüdüm mi gördüm. Story çekelim mi koymamışsınız Nazlı? Bir story çekelim var. Çabuk büyüdüm. Ben okuduktan sonra işte Londra'dan döndükten sonra Türkiye'ye çalışmaya başladım ve babamın başına bir takım olaylar geldi. Siyasi bir takım şeyler. O zaman 24-25 yaşındaydım. Yeni üniversiteyi bitirmiştim. Master'ımı yapmıştım. İngiltere'de çalışmıştım falan. Ve tabii bir müşteri temsilcisi olarak çalışıyordum şirkette. Yani aşağıdan başlamıştım. 28 tane şirket vardı ve tek çocuğum. Onun için biraz şey oldum yani babam da yanımda olmayınca tutuklandı biliyorsunuz. Biliyorum. Bu arada bu, tabii ki şimdi seyirciler bilmeyenler de düşünün 28 herhangi bir şirket değil. Türkiye'nin en önemli 28 şirketinden yani pardon 100 şirketinden 28 diyelim. Yani. Evet büyük şirketlerdi. İçten de çok darbe aldık. Hmm. Yani gerçekten insanların güvenilmeyeceğini yani ben şöyle diyebilirim size gerçekten de o zaman Mevlana'nın hani ben ne insanlar gördüm. Hmm. Üzerinde elbise yok ya da ne elbiseler gördüm içinde insan yok lafını birebir yaşadım. İş dünyasında, medya dünyasında, dost dünyasında. Dolayısıyla tabii bunların bana çok büyük artıları da oldu. Yani müthiş bir tecrübe kazandım. O krizler size müthiş bir iş tecrübesiyle de geliyor. Sadece hayat değil. Dolayısıyla onun için de belki Artgoli'yi kurarken çok sağlam adımlarla ilerledim. Kimseden bir şey beklemeden ve içimi doldurarak. Yani hani bir favor için bir lütfedip bir iş almadan gerçekten işimi doğru yapıp doğru iş yapıyorum. İsteyen alır mantalitesiyle ilerledim. Onun için de evet biraz hızlı büyüdüm ama buradayım. Sağlam büyüdün. Harika. Aynen. Ne güzel. Şarkı dinleyelim mi? Evet. Güliz'den. Yeni şarkıyı. Andayı evet, diyelim artık o kadar konuştuk. Diyelim, evet. Al beni sarmala göğsüne sakla. Sonsuza kadar anda ılık bir yaz gecesi hissettirdin rüzgarın yüzümü yalar benimlisin dinin eski mahallem çok iyi bildim sokaklarında kaybolmak isterim, mahrum olmak istemem, senden mahrum etmekte bir sakınca görmüyorum bu kadar çok sevmekten de. Sonsuza kadar anda al beni sarmala göğsüne sakla kalalım sonsuza kadar anda (Gülüyor)
Bazen bütün hikaye tesadüf gibi. Kadere inancımla aramı düzeltti. Hem kaşifim hem keşif güzelleştim ellerinde. Bir sakınca görmüyorum bu kadar çok sevmekten de. Al beni sarmala, göğsüne sakla. Ah kalalım sonsuza kadar anda. Evet, teşekkür tam ederim. Güzel bir şarkısı. Değil mi? Çok güzel. Evet. Ben dedim diye ağzına dediniz sağlık, sanki çok bilmiyorum. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederiz hanımlar. Ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. Biz teşekkür ederiz. Şarkının İyi ki davet şansı ettiniz. Bol olsun. Evet, çok İnşallah. Teşekkür ederiz. Art Koli'nde yolu açık olsun. Teşekkür evet. ediyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın.